Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kalp 3 boyutlu anahtarlık yapacağız. Ben öncelikle pembe ipi tercih ettim. Kırmızı da kullanabilirsiniz. Kırmızı yaptığımı da videonun en sonunda paylaşacağım. 120 cm uzunluğunda benim şu an 10 tane ipim var. Hatta 9 tane var. 10.yu birlikte ekleyelim. İpimi 120 cm olarak kestim. İkiye katladım. İplerim 3 mm kalınlıkta pamuk taranabilir makrome ipi olarak geçiyor. Açıklama kısmında ip satış linkinden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda yine açıklama kısmında yer alan Instagram hesaplarından beni takip edebilirsiniz ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi iplerimi bu şekilde getirdim. İsterseniz bir tahtaya sabitleyerek de yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıştırıyorum. Hiç tahtayla uğraşmayacağım. Daha sonra çıkarması zor oluyor diye. İplerimin hepsini bu şekilde getirdim. Yapacak olduğumuz şekil kare düğümle kalp model şeklini vereceğiz. Şöyle ben ikinci parçasını yaptım. İlk önce 10 tane ile bir kalp motifini yapacağız. Daha sonrasında bir 10 tane ile de diğer kalp motifini vereceğiz. Ben ilkini yaptım. İkincisini birlikte yapacağız. Öncelikle kare düğümle başlayacağımızı söylemiştim. Onun için de yanlardan şöyle 2-2 4'er tane ipimi ayırdım. Daha sonrasında şöyle yine ayırıyorum. Ortada 4 tane ip kalacak şekilde. Soldaki ayırdığımın yanında kalan 4 ipimi alıyorum. Ve ortadaki 2 ipimi sabit olacak şekilde. Sağdaki ipim üstte, soldaki onun üzerinde şöyle. Ve arkadan getiriyorum, sağ önden çekiyorum. Üst kısımda biraz boşluk bırakacağız çünkü 3 boyutlu olacağı için yanlardan dolgu yapacağız. Onun için üst kısımda şöyle bir mesafe bırakıyorum. Şöyle hesap edebilirsiniz. Hatta ölçelim birlikte. Üst kısımda şöyle 12 santimlik bir mesafe bırakıyorum. İpimin ilk düğümünü yaptım. Daha sonrasında soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinden ve arkadan getiriyorum. Sol önden çekiyorum ve yanlardaki iplerimi tutup şöyle sıktım. İlk düğümümü oluşturdum. Tamamen bu düğümlerden yola çıkarak yapacağız. Hepsinde aynı düğüm tekniğini kullanacağız zaten. Daha sonrasında ortadaki dörtlüyü bırakıyorum. Sağdaki dörtlümü alıyorum. Ve yine bir kare düğüm oluşturuyorum. Aynı şekilde. Şöyle getirdim. Eşit olmasına dikkat edelim sol taraftakiyle. Şöyle sıktım. Daha sonrasında çapraz şekilde aşağıya doğru geleceğiz. Soldan 2 ip aldım. Bıraktığım dörtlüden 2 ip aldım. Ördüğüm düğümden 2 ip daha alıyorum. Sola doğru bir kare düğüm daha yapıyorum. Şöyle birleşip dip dibe olacak şekilde sıkıyorum. Daha sonrasında yanda bıraktığım son ikili ipimi de alıp ördüğüm son düğümden 2 ip daha alıp sola doğru tekrar bir düğüm yapıyorum. Bu şekilde şöyle sıktım. Daha sonrasında aynı işlemi sağ taraf için uyguluyoruz. Yandan 2 ip aldım. Ördüğüm düğümden 2 ip aldım ve bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle sıktım. Tekrar sıktım. Daha sonrasında ördüğüm düğümden 2 ip aldım yine. Sağdan bıraktığım ipimden 2 ip aldım. Bir kare düğüm daha yaptım. Bu modeli anahtarlık olarak kullanacağım ben. Hediye edilebilir bir şekilde. Bu şekilde tamamladım. Anahtarlığımızın üst kısmına istediğiniz ölçülerde ya da istediğiniz boylarda anahtarlık kancası kullanabilirsiniz. Şimdi malum Sevgililer Günü de geliyor. Kırmızı olanları tercih etmenizi öneririm. Çünkü kırmızı olanlar daha canlı olduğu için ve tabii ki Sevgililer Günü'nü yansıttığı için çok daha güzel bir hediyelik fikri olacaktır. Şimdi ortada 4 tane ip bıraktım. Ördüğüm iki taraflı 3 tane düğümlerim var. Ördüğümden 2 tane alıyorum. İlk ördüğüm düğümden 2 tane aldım ve ortada bıraktığım dörtlünün ikilisini aldım.
Ve bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle. Ve sıktım. Aynı işlemi sağ taraf için de uyguluyorum. Kalan iki ipimi de ilk ikili kalan ipimle şöyle birleştiriyorum. Şöyle sıktım. İki tarafta da dört tane düğüm elde etmiş olduk. İplerim yukarıdan biraz enini geniş tuttuğum için potluk yapabilir ama önemli değil. Bantladığımız için bandı söktüğümüzde zaten şu iplerin başlangıç kısımlarını keseceğiz. Şimdi bu şekilde getirdim yaptığım dörtlü düğümlerimi. En başlarda zaten ipim var gördüğünüz gibi. En başlarda zaten düğümüm var gördüğünüz gibi. Şöyle sayalım. 1, 1, 2, 2 ve 1. Devamı yok sonuçta. Devam ediyoruz. En son yaptığımız düğümün yanından 4 tane ip alıp bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle sıktım. Üçüncü sırada iki tane olmuş oldu düğümü. Sağ taraf için de aynı şekilde ördüğüm düğümü atlıyorum. Yanından 4 ip alıp bir kare düğüm yapıyorum. Ve şöyle sıkıyorum. Şöyle getirdim. Daha sonrasında ortada 4 tane ipim var devamında. Kalan iplerim. Onları da bir kare düğüm yapıp iki tane yaptığım parçayı birleştiriyorum. Şöyle sıktım. Ve tekrar sıktım. Ve birleştirme işlemini yapmış oldum. Şimdi bu kısımda yanlardan iki tane ip ayırıyorum. İkişer tane ip ayırıyorum. Daha sonrasında örme işlemini devam ettiriyorum. Dördüncü sırada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Dört tane ipimi aldım. Yine bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle. Sıktım. Devam ediyorum yanına. Sıktım. Devam ediyorum yanına. Tekrar sıktım. Ve son düğümüme geçiyorum. Bu sırada toplamda 4 tane düğüm yapmış olduk yan yana. Ve sıktım. Şöyle. Daha sonrasında yanlardaki iplerimi dahil ediyorum. Ve ilk baştan 4 ip alıyorum. Tekrar bir kare düğüm yapıyorum. Biraz hatta sıkalım. Şöyle. Devam ediyorum. Yan yana en sona kadar aynı şekilde düğümleme işlemini devam ettiriyorum. Bu sıradan sonra azaltarak devam edeceğiz. Alttaki kalbimizin o üçgen köşesini verebilmemiz için. Şöyle. Toplamda 20 tane ip kullanarak hatta bir tık kısa bile tutulabilir ipler. Çünkü ben biraz uzun tuttum iplerimizi. Hem en son birleştirme yapacağımızdan dolayı hem de rahat örebilmek için. Zaten çok az kalan iplerimi kullandım bu çalışmada yine. Şöyle. Bu sırayı da tamamladım ve yanlardan iki ip iğne ayırıyorum. Tekrar düğümlemeye devam ediyorum.
Bu şekilde bu sırayı tamamladım. Şimdi azaltarak gideceğimizi söylemiştim. Yanlardan yine iki tane ip ayırıyorum iki taraftan da. Tekrar düğümlüyorum. Şöyle ayırdım. Yine düğümlemeye devam ediyorum. İki tane düğüm yapıyorum. Kalan iplerimizle. Bir sonraki kısımda da son düğümümüzü yapacağız. Şöyle yanlardan yine ayırdım. Ortada kalan 4 ipimi bir kare düğüm daha yapıp şöyle bitiriyorum yaptığım çalışmayı. Gördüğünüz gibi zaten yine yaptığım modeldeki şöyle aynı motifi elde etmiş oldum. Şimdi bantlarımı çıkartıyorum. Daha sonrasında bu başlangıç alanındaki iplerimi keseceğim. Bunun için de şöyle makasımı aldım. Şöyle getiriyorum. Üstteki halka kısımları bu şekilde kesiyorum. Zaten herhangi bir ip kalmamış oluyor. Daha sonrasında 3 boyutlu şekli vereceğiz. Bunun için de şöyle iplerimi tam üst üste denk gelecek şekilde motifimi getiriyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. İki tarafın motifini de. Bunu bir yere sabitleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle getiriyorum. Tam ayrıldığından emin olup eşit olduğundan emin olduktan sonra İlk baştaki iki ipimi şöyle iki tarafa ayırdım. İlk baştaki karşılıklı iki ipimi alıyorum. Şöyle bir tane bantım var. Bandın üstüne oturtacağım. Öyle yapacağım. İki tarafa ayırdım. İki tane ipim var. Normal bildiğimiz bağlama şeklinde bağlama işlemi yapıyoruz. İpimi getirdim bir tanesini. Diğerini altta kalıyor. Diğerini onun üzerinden. İplerimin ikisini de bu şekilde getirdim. Şöyle umarım net görünüyordur. İpimin sağdakini alta alıyorum. Soldaki onun üzerinde ve üzerine atıyorum. Şöyle çekiyorum ve şöyle sıkıyorum. Daha sonrasında tekrar bir daha attım ve sıktım. Alttaki düğümümü sıkıyorum güzelce. Üzerine attım. İkinci düğümü sıkıyorum ve iplerimi içeri alıyorum. Sıradan her bir ipime aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Tekrar. İplerimin hepsini içeride biriktireceğim. Gerekirse hatta biraz kısaltabiliriz bile. İçeride çok fazla kalabalık yapmaması adına. Sıradan. Şöyle ikinci ipimi aldım. Soldan gelen ipim üstte. Sağdaki alttan. Üzerine atıyorum. Çekiyorum ve şöyle sıktım. Daha sonrasında tekrar attım ve şöyle ikinci düğümle sıktım. Gördüğünüz gibi üst kısımda sıkma işlemini yapmış olduk. Sıradan devam ediyoruz. İplerin hepsini içeri alıyorum dediğim gibi. Şöyle keselim. Yine getirdim. Sıradan şöyle hatta şu ikisini karşılıklı olmasına dikkat edin yoksa yamuk olacaktır. Soldaki ipimiz de sağdaki onun altında üzerine attım ve altından çekiyorum. Şöyle sıktım. Tekrar attım, çektim ve şöyle sıktım. Üst kısımda gördüğünüz gibi sıkıştırma işlemi devam etmiş oluyor. Tekrar ortaya aldım iplerimi. Sıradan karşılıklı iplerimi aldım.
ve sıktım. İkinci düğümle. Altı aldım. Sıradan aynı işlemi tekrarlıyoruz. Diğer tüm iplerimin içeride olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle sıkıyorum. Üst kısımdan yan görüntüsü bu şekilde oluyor. Yine iplerimi içeri alıyorum. Sıradan devam ediyorum. Şu kısmı, köşe kısmını yapacağız. Aynı teknikle iyice, önemli olan şey iyice sıkmak. Getirdim. Tekrar ikinciyi de düğümledim. Şöyle iplerim içeride kaldı. Bu iplerimi çekerek şöyle uzunları yakalayalım. Çekerek sıkıştırabiliriz. Herhangi bir çıkma olduğu takdirde şöyle görebiliyorsunuz zaten üst kısımda oluşan kenar alanını. Bu şekilde örme işlemine devam ettiriyoruz. Karşılıklı örmeye devam. Yine aynı şöyle getirdim. Üzerine atıyorum ve sıkıyorum tekrar. Yandan da etrafını kapattığımız alan bu şekilde. Devam ediyoruz. Bu alanı en sona gelene kadar karşılıklı şöyle kapatmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında diğer tarafını yapacağız. Orada da aynı şekilde zaten. Şöyle getirdim. Bir taraf tamamlandığında bu şekilde görüntü elde ediyoruz. Şimdi sağ tarafın iplerini de karşılıklı ayırdıktan sonra şu içerideki iplerimizi keseceğiz. Hatta şöyle direkt şu en altta iki tane ipim var. Ön tarafın iplerini bu şekilde böyle ayırıyorum. Onları kesmemek için şöyle ayırdım. Daha sonrasında arkanın iplerini de aynı şekilde şöyle. Şöyle onları da ayırıyorum. Daha sonrasında ortada kalan şu iplerimin tamamını kısaltıyorum. Daha sonrasında da bu tarafı aynı şekilde karşılıklı denk gelecek şekilde örmesine devam ettiriyorum. Tamamladım. Şimdi alt kısımda iki tarafı da ördüm. Sadece birleştirme yapmadım. Burada isterseniz tüm ipleri kesip içine doğru bir iterek içine doğru bütün ipleri gizleyebilirsiniz. İsterseniz de burada bir bağlama yapıp şöyle ben hemen bağlamalı göstereceğim. Bağlama yapıp şöyle sararak altta püsküllü bir model elde edebilirsiniz. 3 kere etrafını dönüyorum. Zaten her zaman bağladığımız gibi. Şöyle getirdim. Şöyle tuttum. Sıkacağım. Yukarıdaki ipi çektim ve sıkıştırdım. Daha sonra da kalan iplerimi şöyle kestim.
altında dilediğiniz uzunlukta püskül bırakabilirsiniz. Benim ipim biraz uzun geldiği için bu şekilde yaptım. İçine iterek yaptığım püskülsüz modeli de Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şurasına bir anahtarlık kancası takacağız. Daha sonrasında modelimiz bitmiş olacak. Ben anahtarlık halkası olarak şöyle yuvarlaklardan kullanıyorum. Tam ortaya şu kanca kısmından geçireceğim. Ve şöyle sabitleyeceğim. Son hali bu şekilde. Şöyle alttaki püskülleri tarayabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de dediğim gibi bu alttaki püskülleri hiç dışarıda bırakmayıp hepsini içeri sokarsanız içinde olduğunda şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Zaten püskülsüz halini de ben ekrandaki kapak fotoğrafı kısmına ekleyeceğim. Bir tane de kırmızım var, onu da ekleyeceğim. Oradan detaylı da görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.